Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün uzun bir aradan sonra yeniden Mountain Blade Bannerlord'da yeni bir seriyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim artık Kaldıradya'da değiliz. Kaldıradya'da yeterince şanımızı, şöhretimizi, Eren Ceylan'ın kim olduğunu, namını saldık. Kıtayı birçok kez fethettik, birçok kez imparator olduk, birçok kez kendi krallığımızı kurduk, birçok kez ise bazı krallıkların krallığına çöktük. Onların kralı olduk. Efendim artık yeterince Kaldıradya'da kelle aldık, insan bağışladık, dost edindik, düşman edindik diye düşünüyorum. Artık farklı sulara yelken açacağız. Artık oyunu kökten değiştiren, farklı bir evrende geçen bir modla sizlerin karşısındayım. Uzun zamandır söylüyordum zaten Game of Thrones moduyla bir seri yapacağımı. Realm of Thrones modundayız. İki tane Game of Thrones modu var. Diğer mod biraz daha gelişmişti galiba ama o güncel değildi. O yüzden onunla oynayamadığımdan dolayı bu modla bir seri yapmaya karar verdim. Modun adı Realm of Thrones. Videonun açıklama kısmına linkini koyarım. Oynamak isteyen arkadaşlar oradan modu indirip oynayabilirler. Seriye başladığımızda bir karakterimizi falan yarattıktan sonra haritaya geldiğimizde ufak Game of Thrones hikayesini anlatacağım size. Bilmeyenler, hiç Game of Thrones izlememiş, House of Dragons izlememiş arkadaşlar, diziden ve olay örgüsünün biraz hikayesinden geri kalmasınlar diye ufak hikaye anlatacağım. Diziyi izleyecekseniz eğer, biraz spoiler da vermiş olacağım. Sadece ilk sezonu, çünkü şu an bu evrende biz belli bir yerdeyiz. O yere kadar neler yaşanmış onu anlatacağım size. Sizin için ufak bir spoiler olabilir. Haberiniz olsun. Şimdi efendim artık Eren Ceylan'ın namını Westeros ve Essos kıtalarında duyurmaya başlayacağız. Kaldıradya'da bizi tanımayan kalmadı. Namımızı bilmeyen kalmadı ama bu yeni kıtada biz bir hiçiz. Hiç olarak geliyoruz. Bir güç olarak çıkacağız. Tüm haneleri Ceylan hanesinin sancağı altında birleştireceğiz. Şimdi karakterimizin kültürünü seçebiliriz. Batılı mı, Demirdoğanlı mı, Braavoslu mu, Dornlu mu, Dothraklı mı yoksa Kuzeyli mi diye seçebiliriz. Burada kültürlerde hepsini koymamışlar. Mesela Menzil Lord'u olamıyorsunuz anladığım kadarıyla. Veya Nehirova Lord'u olamıyorsunuz veya Fırtına Lord'u olamıyorsunuz gibi. O kültürleri koymamışlar. Sadece Lannister, yani özetleyeceksek Lannister, Greyjoy hanesi, Martell'ler, Stark'lar, Braavos'lular zaten serbest insanlar, Dothraklılar da at beyleri, Essos'ta gezen barbarlar bu arkadaşlar. Biz Kuzeyliyiz. Hocam biz Oturaklı, Entrika'dan çok fazla anlamayan, elimize kılıcı tuttun mu kellesini koparan insanların insanlarız biz. Biz savaşmayı biliriz. Biz milletin arkasından iş çevirmeyi, entrika yapmayı bilmeyiz. Bizim işimiz savaşmaktır ve biz Kuzeyli olarak. Bana en yakışan açıkçası kültür bu. Giyim kuşam olarak bu Westermanların, Lannister'ların kıyafetlerini çok seviyorum ama kültür olarak bana uymuyor abicim. Ben o kadar entrikacı bir insan değilim. Evet, oyunlarda Crusader Kings'te arada bir yaparız ama benim işim şövalyeliktir baba. Ben kılıcımı alır, ordumu arkama alır ve düşmanıma karşı meydanda savaşırım. Meydanın dışında çok savaşmam. Yani ben bu olduğumdan dolayı Kuzeyli'yi seçtim. Şimdi ırk olarak insan ya da devi seçebiliyorsunuz. Ben devle bir oynadım. Ata falan binebiliyorsunuz. Çok komik bir görüntü oluyor. Ama devle bir seri yapmayacağım ben. Biz gideceğiz normal insan olacağız kardeşim. Ve buradan rastgele bir karakter yaratacağız. Buradan da rastgele bir karakter bir oluştursun oyun. Ve biz en beğendiğimizi seçeceğiz. Burada tek tek karakteri ben ayarlamak istemiyorum. Eli yüzü düzgün bir arkadaşımız oluştursun bize. Geri kalanını da ben ayarlayacağım. Kardeşim bir eli yüzü düzgün güzel bir arkadaş ya, hadi. Tamam, bu arkadaşın saçını sakalını biz değiştiririz. Ve ondan sonra şey yaparız. Zaten ben karakter yaratma ekranlarında biliyorsun çok fazla önem vermem. Benim için çok önemli değildir abi. Biz sesini bir ayarlayalım ama. Sesi bir kalın olsun. Şunayı. Oğlum bu elemanın ağız yapısı çok kötü lan, bunu değiştir. Bunu değiştir. Bunu değiştir, daha normal. Bu arkadaşın nasıl bakalım. Allah Allah. Tamam, bunu biz ayarlarız. Bu daha iyi bu. Şimdi saçını falan ver be. Güzel bir saç. Çok da şey yapmayalım, anasını satayım. Sanki ne olacak? Önemi yok. Ne yapalım saç rengini? Saç rengi siyah mı olsun, sarı mı olsun? Şimdi sarı olursak biz Lannister oluruz. Biz Kuzeyliyiz hocam. Kuzeyli dediğin şudur. Şu saç tipi bu. Sarı olursa Lannister'a gider. Beyaz olursa Targaryen'a gider. Targaryen mi yapsak lan kendimizi? Yoksa
Neyse spoiler'a girer şimdi. O konulardan bahsetmeyeceğim. Yapılı bir arkadaşımız olsun. Uzunca bir boyumuz olsun. Şöyle güzel bir karakter olduk diye düşünüyorum. Çok fazla başka şeyler ayarlamayalım. Başlayabiliriz. Ya yüz yarası falan işini ben sevmiyorum. Ya şurada bir yara nasıl olur? Yok gerek yok ya. Bize kimse eline kılıcı alıp bize vuramamış ha bugüne kadar. Biz o kadar iyi bir şövalyeyiz ki kimse bize saldıramamış. Ya saldırmış ama hiç bizi yaralayamamış diyelim. Şimdi buradan karakterimizin özelliklerini seçebiliyoruz. Öncelikle 16 milyon devlet aklının getirdiği, 16 milyon yıllık devlet aklının getirdiği bir olay vardır. Demircilik babacığım. Bu oyunda demircilik olmadan şuradan şuraya gidemezsin. Bunu hepimiz biliyoruz. Allah var yani. Yok abi buna denk hiçbir ne kadar nerflenmiş olsa da demirciliğe daha henüz yani şey çıkabilecek bir özellik yok. Burada shift 50 veriyor. Burada mühendislik veriyor. Shift 50'yi alayım. Güzel. Abi demircilik bu oyunun olmazsa olmazı yani demircilik yapmadan olmuyor. O yüzden biz özelliklerimizi full ona göre seçeceğiz. Demirciliği olabildiğince iyileştirmeye çalışacağız. Şimdi karakterimizin yaşı. Açıkçası söylemek gerekirse ben karakterimin hiç öldüğünü görmedim arkadaşlar. Ben karakterimin hiç öldüğünü görmediğim için ben bu karakteri 50 yaşında yapacağım. Yani bugüne kadar 50 yaşında bir karakter oluşturmadım. Ve oluşturmamalı mıyım? 40 mı yapsam? Abi ben 50 yaşında bir karakter oluşturmak istiyorum ya. Neden biliyor musunuz? Ben bu karakterin öldüğünü görmek istiyorum baba. Ya 20 yaşında oluşturuyoruz. Ölmüyor hocam. Ben bu seride 50 yaşında bir karakter oluşturacağım. Ve bu karakterin öldüğünü göreceğim ya. Ölebilelim hocam biz. Bakalım. Daha bakalım hiç öldüğümüzü görmedik. Bakalım ölebileceğiz mi göreceğiz. Yalnız 50 yaşında hiç göstermiyoruz gayet. Nezih bir insanız yani şurada gördüğünüz gibi. Hane sancağımız. Hane sancağımız ne olsun ne olsun ne olsun. Bizim Ceylan neredeydi ya? Tam olarak şey yok da bu sancak bizim için kafidir kardeşim. Şöyle bir değiştir. Kırmızı yok mu kırmızı? Ha, tamam bu. Bu bizim sancak bu. İleride belki banner modu yükler kendime özel bir sancak tasarlarım. Şu an bu şekilde kafidir diye düşünüyorum. Sancağımız da bu. Abicim Ceylan hanesi vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Biz artık Westeros'tayız. Ve Westeros'un gerçek sahibi biziz birader. Oyun zorluğu. Modla daha önce hiç oynamadım. Ne kadar sıkıntı çıkaracak bize bilmiyorum ama en zor ayarlarda seçeceğim. Klan üyeleri şeylerini otomatik dağıtsın ve demir adam modunda olsun. En zor zorluğa geçtik. Zorluğu belki ileride bakalım modda ne kadar şeyse ileride bakabiliriz canım ya. Şimdi şey yapabiliriz. Bu arada dostlar video hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve unutmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız. Sevgilerinizi, desteklerinizi bekliyorum efendim. Evet. Şimdi burada bir ejderha var. O ejderhanın kim olduğunu biliyoruz. Dizi izleyenler biliyor. Şimdi öncelikle Stark'lara bir bakacağım. Stark'ların başında Robb Stark var. Evet, hikaye birinci sezondan sonrasını konu alıyor. Şimdi size bir hikayeyi anlatacağım. Harita bu şekilde. Harita çok büyük olduğu için uzaklaştırınca bug'a giriyor. Yoksa şeyde bir sıkıntı yok. Yakından gördüğünüzde bir sıkıntı yok. Çok uzaklaştırınca sıkıntı oluyor biraz. Burada bizim kış yarımız var. Winterfell. Kale içleri çok düzenlenmemiş durumda. Kale içleri normal oyun kaleleri. Onları oyun yapımcıları bile yapamıyorken şeyleri yapamaması normal. Burada kral şehrini görebiliyoruz. Tek tek burayı dolaşırız. Essos'a bakmak istiyorum. Essos nasıl? Pentos burada. Bunlar özgür şehirler. Burada görebiliyoruz abicim. Güzel. Şimdi hikayeyi bir anlatacağım. Oyunu oynarken aynı zamanda sizlere de hikayeyi de anlatmak istiyorum. Çünkü en azından oyunda ne olmuş, ne bitmiş, neler şey olmuş bir yani kavramanız sizin için önemli. Şimdi arkadaşlar Westeros diye bir kıta var. Bu kıtada Targaryenlar gelmeden önce birçok krallık var. 7 tane krallık var. 7 miydi, 6 mıydı? 7 krallık Targaryenlardan sonra nehir bir krallık değildi galiba. Neyse salla şimdi orasını. İşte bir sürü krallık var kardeşim bu bölgede. Targaryenlar daha önce Valeria'da yaşayan elemanlar, tamam mı? Valeria kıtası da şöyle bir kıta. Ejderha binicilerin bulunduğu çok güçlü bir devlet. Valeria kıtası. İşte milletin birleşip milleti tokatladı. Daha sonra millet tokatladı demedim de. Birçok güçlü hanenin bulunduğu, ejderha binicilerin bulunduğu seçimle başa gelen elemanlar vardı galiba. Kararlar birlikte alınıyordu falan öyle bir olaylar hatırlıyorum. Bu Valeria kıtasında kıyamet kopuyor. Krallık tüm ada yok oluyor abi. Tüm oradaki kıta yok oluyor. Ve oradan sadece bizim Targaryen
hanesi olarak bildiğimiz 3 arkadaş kaçıyor. Bir tane abileri, iki de kız kardeşi kaçıp buradaki Westeros kıtasına geliyorlar ejderhalarla birlikte. Ejderhalarla gelip kendilerine bir yerleşke kuruyorlar. Ejderha kayası diye bir yerleşke kuruyorlar. Bu yerleşkede ise zamanla güçleniyorlar, ejderhaları büyüyor ediyor vesaire. Gidiyorlar tüm Westeros'u fethedip tüm krallığı kendilerinin yapıyor abicim bu arkadaşlar. Ondan sonrasında böyle bir okumuzu atalım. Bu arkadaşlar tüm kıtayı kendilerinin yapınca, dur kardeşim bir ok atma Allah aşkına. Dur dur, sakin ol okçu biraderim, dur. Bana niye atıyorsun? Önde eleman var, kalkanım ama atsana. Ondan sonra bu arkadaşlar tüm kıtayı kendilerinin yapıyor. Tüm Westeros'un kralı ilan ediyorlar kendilerini vesaire vesaire. Sonra bunların arasında birkaç şeyden sonra, taht değişiminden sonra bir büyük bir iç savaş yaşanıyor. Daha önce de iç savaş yaşanıyor ama o ufak bir iç savaş onlar. Çok büyük değil. Büyük bir iç savaş yaşanıyor işte. Ejderhalar birbirlerini öldürüyor ve kıtada ejderha sayısı azalıyor. Savaştan sonra sadece bir tane mi ne ejderha yaşıyor. O da sonra zamanla ölüyor zaten. Bunlar artık ejderhasız kalıyorlar. Sonra birkaç kral değiştikten sonra tahta Aerys diye adı verilen bir kral geçiyor. Bu Aerys'in oğlu var. Rhaegar tam bir şerefsiz. Yani millet işte ona çok seviyorlar. Prensleri olarak çok seviyorlar onu. Tahta geçince işte bu seçilmiş prens falan diyorlar ama ben sevmem. Boş adamdır kendisi. Tarafımızı belli edelim. Bu gidiyor. Bizim Robert Baratheon'ın sevgilisi olan, nişanlısı olan Lyanna Stark'ı kaçırıyor abi bir turnuvada. Turnuvada buna bir gül veriyor. Pardon, gül mü ne veriyor işte. Gidiyor ondan sonra bunlar birbirleriyle konuşup bunu kaçırıyor. Bizim Robert deli oluyor falan işte. Sonra bu Lyanna'nın abisi gidiyor kral şehrine. Nerede lan Rhaegar diyor krala. Getir lan oğlunu buraya, onu şamar olanı yapacağım diyor. Kral gidiyor delleniyor tabi. Bu Lyanna'nın abisini hapse atıyor hocam. Lyanna'nın abisini hapse atınca bu sefer babası geliyor. Diyor ki sen kimsin lan, benim oğlumu esir aldın. Bırak lan oğlumu falan diyor. Gidiyor ondan sonra krala diyor ki kardeşim ben dövüşle yargılama teklif ediyorum diyor. Dövüşle yargılama da Westeros'ta bir kanun gibi. Suçluların affedilmesi için dövüşle yargılama yapılır. Dövüşü kaybederse eğer öldürülür suçlu. Eğer kazanırsa ise kurtulur tarzında bir olay var. Lan bunlar nereden geldi anasını satayım. İşte kral da kabul ediyor bunu. Tamam diyor, dövüşle yargılama kabul ediyorsan geç kardeşim şuraya. Dövüşeceğin rakibi seçeceğim diyor. Ondan sonra kral gidiyor. Buna rakip olarak neyi seçiyor kardeşim? Çılgın ateş. Ateşle yakıyor. Oğlunun gözü önünde babasını full yakıyor abi. Diri diri yakıyor. Ondan sonra oğlunu da yakıyor. Öldürüyor. Onunla neymiş böyle? Ondan sonra iç savaş çıkıyor. Kuzeylilerde bu işte adamın oğlu, Rickon Stark'ın oğlu. İyi salındık. Rickon Stark'ın oğlu Eddard Stark yönetiminde toplanıyor Kuzeyliler. Efendim ondan sonra fırtına topraklarında Robert Baratheon kuvvetleriyle birlikte, kardeşi Stannis'in desteğiyle birlikte savaşıyor. Ki savaş boyunca tek vasfı Rhaegar'la turnuvada Rhaegar'ı öldürmek bu arkadaşın. Onun dışında hiçbir vasfı yok. Tamamıyla Ned Stark sayesinde hayatta kalmış bir arkadaş Robert Baratheon. Hiç sevmem etmem. Ondan sonra vadide ise bu elemanları yetiştirmiş. Bu Eddard Stark ile Robert Baratheon bu adamın yanında büyümüş. İnsanlar Jon Arryn komutası altında. Jon Arryn vadi yönetiminin lordu. Onun dışında doğu muhafızı. Kuzeyde ise Eddard Stark. Ondan sonra güney doğu tarafında King's Landing'in doğusunda. Güneyinde mi oluyor biraz? Kuzeyinde oluyor galiba. Fırtına toprakları lordu olan Robert Baratheon. Bir de Nehirova'da bir eleman var. Onların katılımıyla birlikte bir iç savaş başlıyor. Bu iç savaşla birlikte Targaryen hanesi savaşları kaybederek yok oluyor. Rhaegar Targaryen'i ise Robert Baratheon duelloda öldürüyor savaş ortasında. Onun dışında tahta Robert Baratheon geçiyor. Bu Kral Aerys'i ise öldürüyordu. Jaime Lannister, onun kral muhafızı, arkasından kılıcı sokup öldürüyordu. İşte bunların böylelikle yok oluyor, tamam mı? Artık krallığı yok oluyor. Artık kral değil bunlar. Kızı falan Essos'a kaçıyor bunun. Ejderha kayasından. Ondan sonra tahta Robert Baratheon geçiyor. Robert Baratheon'ın tahta geçmesinden sonra bir takım olaylar yaşanıyor. Jon Arryn suikastla öldürülüyor. Yani suikastla olduğunu söylemiyorlar Robert Baratheon'a. İşte hastalıktan öldü vesaire deniyor ama aslında Lannister'lar tarafından öldürülüyor. İşte Robert gidiyor dizinin ilk bölümünde. Sizin izlerken göreceğiniz şey. Lan oğlum bir bırakın lan beni oğlum. Ya salın lan.
Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Salın kardeşim. Ben asker toplayayım en iyisi. Bu Robert kuzeye gidiyor işte. Ned diyor ki benim senden ne de diyor benim senden başka hiçbir dostum yok. Gel abi diyor sen benim kral elim ol diyor. Jon Arryn kral eliydi Robert'ın. Bu ölünce koltuk boşa çıkmış oluyor. Kral eli de sadrazam gibi düşün. Krallıktaki ikinci en büyük adam. Bunlar neymiş böyle oğlum? Oha anladım. Bu ne? İşte ıhmıh etse de bu Ned kabul ediyor bunu. Çünkü Jon Arryn'in öldürüldüğünü düşünüyor bu. Sonra King's Landing'e gidiyor bunu keşfediyor falan işte. Ki Winterfell'de bunlar kral geldiğinde oraya bunun oğlunu da yine Lannister'lar kuleden aşağı atıyorlar Ned'in. Sakat kalıyor çocuk. Ölmüyor ama sakat kalıyor. İşte bu olayı bir araştırıyor Ned. Sonra bir bakıyor bunlar öldürmüş abi. Bunların kraliçe ile kardeşi arasında gizli bir ilişki yaşanmış. Ve kralın çocukları aslında kralın çocuğu değil falan. Bunu biliyor. Bunu gidiyor krala söyleyecek. Kraliçeye diyor ki işte git kardeşim buradan seni Robert öldürür. Sonra deme diyor. Sonra bu Robert ava gittiğinde ben de biraz hızlı anlatmış oluyorum ama kısaca abicim ufak değinmeye çalışıyoruz tabi. Robert ava gittiğinde bu bir domuz tarafından öldürülüyor. Ondan sonra işte bu kraliçenin oğlu tahta geçiyor. Her ne kadar Robert bu çocuk büyüyene kadar Eddard yönetsin tahtı ülkeyi dese de dinlemiyorlar kimse. Bu Eddard Stark'ı teslim alıyorlar. Gidiyorlar şey yapıyorlar bunu. Hapsediyorlar, hapse atıyorlar. Ya daha burada yaşanan çok olay var da ben kısaca şeylere değinmeden anlatıyorum. Bu Eddard Stark'ın sonrasında kellesini alıyorlar ve bir iç savaş daha başlamış oluyor. Şu an Kuzey'in yönetimi Robb Stark komutasında birleşmiş durumda. Aslında sadece Kuzey'in yöneticisi değil Robb Stark. Hem Kuzey Kralı şu anda hem de Nehir Kralı diyebiliriz. Hem Nehir'in Kralı hem de Kuzey'in Kralı halinde ama şu an sadece Kuzey'i yönetiyormuş diye düşünebiliriz. Nehir'in yöneticisi başka. Şöyle Nehir'i de gösterelim. Burada direkt şeyleri mi görebiliyoruz? Krallıkları göremiyoruz mu ya? House Targaryen var. Dur bakalım Nehir'i görebileceğiz mi? Burada Vadi'yi görebiliyoruz. Lysa'nın komutasında. Nerede lan? Ha Riverlands. Riverlands burada. Edmure Tully komutasında. İç savaş çıkıyor işte. Geri kalanı da şu anda yaşayacağımız hikaye. O dizide yaşandı ama biz şu anda daha bunları yeni yaşayacağız hep birlikte. Diyebiliriz. Robb Stark isyan ediyor. Ondan sonra bu Joffrey Baratheon'ın amcası Robert'ın kardeşi diyor ki taht benim hakkım diyor. O da isyan ediyor. Ondan sonra bunun diğer şeyi de var. Diğer kardeşi de var. Onun adı neydi lan? Adı neydi unuttum onun. O eleman da isyan ediyor. Şu anda bir ülkede iç savaş içerisinde diyebiliriz. Ülke iç savaş içerisinde diyebiliriz ve biz bu ülkede iç savaşı bitireceğiz. Nasıl bitireceğiz iç savaşı kardeşim? Gideceğiz milleti barıştıracağız mı? Hayır. Biz milleti topraklarımıza katmaya çalışacağız. Abi Winterfell'e gittim, White Harbor'a gittim, Barrow Town'a gideceğim. Turnuvalara katılarak biraz para elde etmem lazım. Biraz para elde edip artık işimize bakacağız. Yani uzun lafın kısası senaryo bu şekilde arkadaşlar. Ben çok detaylara takılmadan ince ince anlattım size. Çok da iyi de anlatamamışımdır. Sizler diziyi izleyebilirsiniz. Benim sevdiğim, benim bugüne kadar izlediğim en güzel dizilerden biri ki şu anda yeni dizisi de çıktı. House of Dragons diye. Bu da bu olaylardan. Bu dedim ya Targaryen'lar arasında bir iç savaş çıktı, ejderhalar yok oldu falan diye. O da bu sefer bu konuyu anlatıyor. Daha yeni ilk sezonu bu sene yayınlandı birkaç ay önce. Onu da izleyebilirsiniz. O da o iç savaş olayını, Targaryen'ların kendi arasındaki iç savaş olayını anlatıyor. Vallahi keyifli yani, izleyebilirsiniz izlemediyseniz. Haberiniz olsun. Gel bakalım delikanlı. Ben bir de bu modlardaki asıl sevdiğim şey şu, böyle güzel zırhlar oluyor ya. Ben bu zırhları çok seviyorum. Bilerek önden gitmiyorum. Okçular bana büyük sıkıntı çıkardı ya. Tamam. Abi okçu beni vuracak. Önümden gitsene ya. Okçu dursana. Önümde kalkanlı adam var. Git ona vur. Güzel. Güzel. Kazanıp paramızı arttırmamız lazım abi. Paramızı arttırmamız lazım. Sıksana. Okçu sıksana. Okçu. Okçu sık artık. Okçu. Vallahi kardeşim ben sonuna kadar kalkanla blok yaparak şey yaparım. Kendimi hiç riske atmam. Onu ne avradım. Hayır. Ölüyordum az daha. Ölsene birader ölsene. Ölmüyor oğlum adam. Allah Allah kaybedeceğiz mi ya? Hah bunu komutaya ben aldım. Güzel.
Lan dur. Bu eleman yürüyemiyor. Sakat bu. Oğlum bu neymiş? Kim lan bu? Hodor'muş lan bu. Oğlum Hodor konuşamıyor ki. Bu konuşuyor. Ana Hodor gelmiş buraya. Oğlum eleman iyi savaştı. Bana şey verecekti abi. Bana çift elli olanı verecekti. Ben bunu sevmedim. Bunu sevmedim. Daha evrenin çok detayı var da hepsini ben size nasıl anlatayım bir bölümde anasını satayım. Gidip dizisini izleyin abi. Gidip dizisini izleyin. Derin Orman Kalesi'ne gidebiliriz. Castle Black var burada. Kuzey. Burası bizim Starklara bağlı değil. Burada özgür insanlar var yine aynı şekilde. Vahşiler de deniliyor bunlara. Şimdi biz biraz güneye gidelim. Biz şu an kimseye bağlı değiliz. Kimsenin güdümünde değiliz. Biz kendi hayatımızı kendimiz belirleyeceğiz. İkizlere gidelim. Oradan da güneye kral şehrine falan gidip para kasmaya çalışacağız. Bizim paraya ihtiyacımız var. Şu bölgeye de Neck deniyor arkadaşlar. Bu bölge kuzeyin bittiği yer artık şuradan itibaren. Kuzey bitiyor artık. Burası da nehir toprakları. İkizlere gidelim. Burada belki turnuva varsa katılalım. Yani bana saldıracaksanız saldırın kardeşim. Benim elimdeki silahlar sıkıntılı ya. O silahlara bir ara şey yapacağız. Hareket hızımı arttıracak. Birliklerini de arttıracak bu. Valla. 5 hit point. Ya hareket hızı ben hızlı olmak istiyorum. Ben yavaşlığı sevmiyorum ya. Ben yavaşlığı sevmiyorum abi. Demircilikten de biz paso biliyorsunuz nereden gideceğimizi. Demirciliğe önem vereceğiz. Abi biz bu puanları harcamadık bu arada. Abi çift 50'ye ver. Biz karakterimiz 50 yaşında başladığından dolayı bazı puanlarımız var. Bazı puanları önceden elde etmiş durumdayız. Ben bu karakterin ölmesini istiyorum abi. Bu karakter inşallah ölürse ilk defa bir görmüş olacağız bir seride. Acaba karakter öldükten sonra ne oluyor kardeşim? Karakter öldükten sonra bakalım neler olacak? Bunu bir görelim istiyorum ya. Bunu bir kere görelim istiyorum abi. Bu ikizlerde turnuva var. Sağlığım bayağı kötü. Güçlü. Overnight'lar ne böyle anasını satayım ya. Bunlar çok güçlü. Eldiven veriyor. Abi bu Overnight'lar bizim ağzımıza sıçar. Bunlar bizi yakaladığı anda bayıltır. O yüzden onlara çok fazla şey yapmamamız lazım. Çok fazla salça olmadan çıtırından böyle yanlarından kenardan köşeden kaçıp hayatımıza devam etmemiz lazım. Yoksa ağzımıza sıçarlar. Kuzeyli eldiven verecek. Güzel. Bu turnuva biraz imparatorluk turnuvasına benziyor galiba. Benziyor değil hatta direkt o. Bizim şu an askeri yeteneklerimiz çok kötü olduğundan dolayı savaşta biraz kötüyüz. Biraz değil bayağı kötüyüz. Güzel Karstark Spearman'ını tokatladık. Savaş olayında biraz kötüyüz. Kötülüğümüzü çözmemiz için tekelliden bir tane yetenek almamız lazım. Tekelli silah yeteneğimizi geliştirip kalkan vuruşunu aldığımızda bir daha turnuva kaybetmeyiz abi. Kalkan sersemletme olayını aldığımızda bir daha turnuva kaybetmeyiz. Onu almaya çalışacağız. Bak Frey asasını yapmışlar. Aha bir Bolton. Hiç sevmem bu Boltonları da. Bu Boltonların olayı da arkadaşlar düşmanlarını diri diri derilerini soyuyorlar bunlar. Boltonlar da kuzeyli bir hane. Bunlar da değişik insanlar. Düşmanlarının deri deri derilerini soyup asıyorlar abi bunlar. Değişik bir hane değil mi? Bence de. Bence de. Hem de çok değişik. Bunlar da Karstarklar. Bir Stark hanesi var, bir de Karstark hanesi var. İkisinin de soyu aynı yere geliyor. Bu Karstark hanesi alt hane diyebiliriz. Starkların bir alt hanesi. Farklı bir yerde yaşıyorlar bu arkadaşlar. Karholt diye bir yerleşkede yaşayan arkadaşlarım var. Abi bu birebir de biz çok zorluk yaşayacağız ha. Benim karakter çok ağır ve kontrol edemiyorum. Dur. Karakter çok hantal. Hani en son seride o çevik atletik karaktere alıştık ya. Çünkü bizim karakter şamar olanı yapıyorlar. Bir tane ona koyuyordu, bir tane ona koyuyordu. Yani bundan dolayı biz bayağı bir rahattık. Şu anda yani o şeyden dolayı ben biraz rahatsızım. Bu benle alakalı ama. Şeyle alakalı değil. Yani alışmamış durumdayız şu anda. Bunlar ne lan? Bizde bunlar var. Onunu avradın o. Ooo fırlatma şeyleri var. Oğlum bunları sat lan. Sat oğlum sat. Para oğlum bunların hepsi. Sat lan sat. Koy lan koy lan koy 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 koy. Koy şunu da koy. Eldiveni de sat. Servet oğlum. Milli servet bunlar. Güzel zırh var mı şu an henüz? Karstark armoru var. Güzel bir zırh daha gelmemiş. Bu seride zırhların güzelliğine bakmayacağım çok. En kötü kendi aldığım hasarı biraz zorluktan değiştiririm. Zırhların gücüne bakmayacağım.
Neye bakacağım abicim? Zırhların görüntüsüne bakacağım. Freylerden almam ben. Şu elemanlar bir gitsin. Frey askerleri kötü, görünüşleri çok kötü. Askerlerin görünüşlerine bak. Şeylerin, zırhların görünüşlerine göre alacağım abi. Haberiniz olsun. Ya yani görünüşleri kötüsü almayacağım. Ya yani zırhın görünüşü güzel, şeyi çok kötüyse biraz kendimizin aldığı hasarı ufaktan düşürürüz. Çünkü ben bu modlarda bunu seviyorum. Kendim de nasıl seviyorsam o şekilde sizlere yani video çekmeye çalışıyorum, açıkçası söylemek gerekirse. Yani biraz güçsüz bir zırh olabilir ama kendi aldığımız hasarı ufaktan düşürdüğümüzde onu törpülemiş oluruz. Yani gidip çok daha sağlam defansı olan ama bir boka benzemeyen de zırhı giymek istemiyorum, açıkçası söylemek gerekirse. Yani benim hoşuma gitmiyor. Ben kendi hoşuma gittiği şekilde videolarda da oynamak istiyorum. Bu silah çok iyiymiş lan. Kontrolü de çok kolay. Kuş mu uçtu lan oradan? Aslanım devam 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 devam. Güzel. Birebir de sorun yaşıyoruz. İkiye şeyde bir sorun yaşamıyoruz da birebir de bir ciddi problemler yaşıyoruz. Oğlum çok seri çekiyor lan. Oğlum benden okçu olmaz. Benden okçu olmaz, ben bunu anladım. Senden de olmaz ama yani. Ben bunu da anladım. Senden de olmaz. Sadece benden değil. Sen de kötüsün. Sayın Nehirli kardeşim. Senden de olmaz bir bok yani. Duygularımız karşılıklı. Nehirli okçu dostum, gel bakalım. Hop fake. Nasıl fake yedin geri zekalı? Oğlum loop'a girdin artık. Artık loop'a girdin. Loop'a girdin, yapacak bir şey yok. Daha kaçma şansın kalmadı. O loop'a gelene kadar yapacaksan yapacaktın bir şey. Oraya girdikten sonra, o fake'i yedikten sonra daha yapay zekanın bir şey yapma şansı yok. Şunu da ver. Güzel güzel. Zenginliğimize zenginlik katmaya çalışacağız. Bir şeye bir bakalım mı? Kendimize bir yoldaş bulalım bir bakalım. Kendimize güzel bir yoldaşla bir başlarsak bence çıtırından bizim için keyifli olur. Ney bizim giderimiz? Hanemizin seviyesi bir olsun, ondan sonra yoldaş alayım. Bir olmadan yoldaş almak istiyorum. Nehirova'da şey var mı? Bu Nehirova çok güzel yerleşke ya. Burayı çok seviyorum. İçleri yapılmadığı için çok içlerini göstermek istemiyorum ama çok güzel. Hemen şeye gideceğim. Şuraya bir gidelim. Ondan sonra Casterly Kayası'na, batıya gideceğiz abi. Lannister'ların mekana gideceğiz. Looter'lar gelip beni mi kovalıyorsunuz gerçekten? Oğlum ben size biraz ağır gelirim ha, ona göre. Hadi bakalım. Burada bir güzel bir turnuva vardır. Yok. Kastilli Kayası'na doğru gideceğiz. Tumbleton. Bu Tumbleton'da da çok ejderhalı savaşları olmuş bir yer. Ananın nikahı. Ya Robber Knight'lar. Kardeşim bak. Size ben savaş ver şey para vereyim. Siz gidin. Abi beni bırakın. Bu Tumbleton'da da çok fazla şey olmuş bir yer. Ejderha muharebeleri olmuş bir yer. Lannisport burada. Kastilli Kayası'nın yukarıda olması lazım. Kastilli nerede oğlum? Lannisport'u şehir yapmışlar, Casterly Kayası'nı kale mi yapmışlar? Oğlum salak mısınız? Casterly Kayası'nı tam kale de, Winterfell kale eğer şehir olarak gözüküyorsa şu anda Casterly Kayası da yani şey olarak gözükmeli. Şehir olarak gözükmeli. Sonuçta şeyin baş yeri ya. Lannister'ların baş mekanı kardeşim. Casterly Kayası'nı kale yapman olmamış. İki tane şehir olması lazım orada. Lannisport tam şehir, Casterly de şehir olmalı. Dengeleme amaçlı yaptıklarını düşünüyorum da. Olmaması lazım. Ya burası şöyle bir olayı var. Bunun kulesi surdan bile daha büyük. Şu sur dediğimiz yerde şurası. Sur dediğimiz yerde şurası. Burası çok yüksek bir yapı. Kastilli Kayası'nın kulesi buradan bile daha uzun deniyor. Öyle bir şey var. Lannisport'a gidelim bakalım. Bu looterlar beni salsanıza ya. Ben biraz Lannister askeri toplamak istiyorum. Lannister askerleri güzel gözüküyor. Ama süvari istemiyorum ya. Normal asker. Normal. Onanın 40 tane şey var. Oo, kardeşim kolay gelsin. Hocam bana saldırmayacaksınız galiba. Güzel. Lannisport'ta şey yok mu ya? Üzdü. Bu çok üzdü bu. Lannisport'ta bir turnuva olsaydı güzel olurdu. Ya mesela şuradasını şehir yapmışsın. Şurayı şehir yapmışsın. Birader. Burası şehir de.
Kastilli kayası niye değil? Anladın mı? İçeride sağlam şey var ha. Eleman var. Şunları tokatlar mıyız ya? Vallahi bence bir çapulcuları tokatlarız ya. Herhalde tokatlarız yani canım. O kadar da eşek değildir bizim değil mi bu askerler? At zırhı ne güzel gözüküyor lan. Ben de şu an hile mi açık? Bu niye açılıyor bu? Konsol. Oğlum at zırhı ne güzelmiş lan bu. Nasıl bir at zırhı bu? Çok güzel. At eğerinin altında olan kürk falan var ya, çok güzel abi. Aşırı güzel. Öyle böyle değil. Süper ya. Biz yenileceğiz galiba. Hadi aslanlar, hadi aslanlar. Hadi aslanlar. İlk mağlubiyetimizi aldık demek isterdim ama bu ikinci galiba. Kardeşim sen niye böyle şey yaptın? Ben de hile mi açık, ona mı bakacağım? Hile mi açık lan bende? O yüzden mi inventör geç yükleniyor? Ha, aynen hile açıkmış. Kardeşim şu hileyi kapatalım. Nasıl kapatıyorduk? Config.cheat mods 0. Şimdi bakalım, ben diyorum niye geç yükleniyor oğlum bu envantere basınca. Hile açık çünkü, niye geç yükleniyor acaba? Abi çapulculara esir düşüyoruz ya. Abi bizim ilk bölümlerin olmazsa olmazıdır zaten bu. Lezzeti burada. Lezzeti burada abi bunun. İlk bölümlerde esir düşeceksin hocam. Bunun lezzeti bu. Tadı damağında kalması için esir düşeceksin. Olay bu. Şu at zırhı süper bir şeymiş, ona bir bakayım. Çok güzel gözüküyor ya. Bu aşırı güzel gözüküyor, öyle böyle değil. Süper abi. Ah kaçtım. Ne oldu şerefsizler? Ne oldu beni? Hani şey yapıyordun, esir alıyordun. Ne oldu? Ne oldu? Tamam, bir daha gelmeyin tamam mı oğlum? Kale mi lan burası? Ne? Lan oğlum böyle kale mi olur? Kale değil burası, köy. Şuna bak, surlar çevrilememiş. Allah Allah. Pardon. Sıkıntı yok. Şu Lannister askerlerini bir geliştirebilsek güzel olacak. Ya sayın Lothar'lar. Haydut kardeşlerim, beni mi bırakın? Şu kardeşinizi bir bırakın Allah aşkına. Yayıncıyız, yeni başladık daha bu seriye. Bir durun, bir salın şu kardeşinizi ya. Sal kardeşim şu şeyi ya. Bizi bir bırak. Abiciğim beni bir bırak. Topla tropları. Güzel. Şuradan da alabildiğimiz kadar asker alalım. Ya bizim... Bakmayacağız abicim. Kim varsa alacaksın artık askere yani. Şey yapamayacak durumda değiliz. Asker seçebilecek bir adam değiliz biz. Önünde kim varsa kardeşim. Topla adam olarak yani. Tercih yapma gibi bir durumun yok senin, anladın mı? Öyle bir şeyin yok. Şansın yok. Şimdi dur, şu at şeyi neymiş böyle bir? Zırhı kötü de çok güzel gözüküyor. Şu şeyi bir değiştirelim tabi. Elimizde para varken şu atı değiştirelim. Bu at değil bu. Basmıyor abi bu. Gitmiyor bu. Köyden almayacağım. Şehirden alacağım. Şehirde daha uygun oluyordu galiba. Fena değil bu. 164. Uygun. Bence alalım. Bence al. Şehirden alacağım dedim de. Buradan alalım abi. Abi uygun geldi. Gözüme uygun gözüktü abi. Aldım. Artık daha iyi basacağız. Güzel. Bir güzel bir şehre bir gidelim bir ya. Tumbleton'a bir gidelim. Tumbleton kasaba değil miydi anasını satayım? Tumbleton şehir miydi ya? Aa, açlıktan millet partiyi terk ediyor. Ya kardeşim. Aç olabilirsiniz ama yani terk edilir mi ya? Davayı terk etmenizi hiç yakıştıramadım size. Hiç yakıştıramadım. Tumbleton bir köy gibi bir yer diye hatırlıyorum sanki ben. Kale de olabilir de şehir olamaz. Değil değildi. Şimdi menzil askerleri almaya başladık. Bunlar menzilli elemanlar. Tumbleton'a bir gidelim bakalım. Şey lazım bana, bir demirciliğe bir ufaktan. Başlayacağız ya. Bakalım ne var ne yok bir görelim. Şehirlerde. Turnuva yok değil mi burada? Yok. Aynen, iyi ki almışız oradan. Burada daha pahalıymış. Şimdi mesela hiçbir şey yok daha şu anda. Şehirlerde hiçbir şey yok oğlum. Daha yavaş yavaş gelecek galiba onlar. Ölme eşeğim ölme. Bizim daha zamanımız çok. Abi kral şehrine gidelim. Daha buralar oho. Daha bunların kendine gelmesi için çok şey var. Bu şu anda işte Baratheon'larda şey olarak bölünmüş durumda. Kral şehri Baratheon'ları. Ondan sonra Ejderha Kayası Baratheon'ları.
Sonrasında ise güneyindeydi. Fırtına toprakları Baratyanlar olarak şu anda bölünmüş durumda. Aha! Tut! Tut savaş tut 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 tut. Gel lan gel. Gel bakalım gel. Ya oğlum o diğeri nereden geldi ya? O eleman nereden geldi? Size ölmeyi emrediyorum. Oğlum bunu da yenelim lan. 3 kişi fazlayız lan oğlum, bunu da yenelim ha. Tamam mı aslanım? Tamam mı oğlum bak işte. Bunu yenelim ya. Bu at da basmıyor çok. İyi gitmiyor bu. Ama en azından diğerinden iyi. Oh, virajı iyi alamadı at. Oğlum bunlarda ok var. Bunlarda ok var. Bunlarda. Tamam tamam şey yapalım. Sizi affettim ben. Affettim affettim. Onlar bana saldırmış. Affedecektim sizi. Ya bu yaştan sonra 50 yaşına gelmiş eşek kadar adamız, bize esir düşmeyelim ya. 50 yaşına gelmiş adamız abi, şimdi esir düşmeyelim, gözünü seveyim ya. Salın oğlum bizi. Oğlum bak. Hop. Gel bakalım, sık bakalım, sık 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 sık. Oğlum. Siz giderken biz dönüyorduk ha. Ananı ayır ayır ya, yine esir düşeceğiz. Hocam bakın, düşman 16 kişi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Lan oğlum biraz daha bir şeyler yapın. Benim gücüm kudretim yetmez o kadar kişiye. Henüz daha Eren Paşa değiliz. Oklarla beni bayıltırlar. Ah, at bas oğlum, bas lan, bas lan, bas. Senin oklarınızı harcatırım bak. Hop hop. Hop. Alabileceğiz mi acaba? Dur bakalım, merak ediyorum. Geri zekalılar, ne kadar kötü ok sıkıyorsunuz lan siz. Keşke bunu demeseydim. Şimdi düzgün sıkmaya başlayabilirler. Abi şaka yaptım. Oğlum ufak şakaları ciddiye almayın lan. Ya bu ne oğlum, nasıl savaş? Bırakın gideyim lan. Lan oğlum bu kılıç kaç vuruyor bu? Bozuk kılıç ya. At ölürse bittik zaten. As. Oğlum bu kılıç vurmuyor. Hayır. Bayu pik falan bak, karışık ayıp oluyor. Ananı bana vuran top. Aa! Ay! Korkuyorum. Korkuyorum dur. Dur lan piç dur. Ananı. Allah Allah. Allah Allah. Gelin bir daha yapacak. Oğlum sizin ikinizi bak alacağım ben araya birazdan, bekle. Siz bittiniz oğlum. Bekle. Adam toplayıp geliyorum, bek. Ananı ilik saldırım. Oğlum ne bu, kralın şehrinin yanında her yer haydut. Yok abi, 4 hızında gidilmez burada. 4 hızında. Lan oğlum bu ne, her yer haydut kaynıyor. Joffrey bir şeyler yap oğlum, şuraya adam madam gönder. Yakılmış bas ya. Yakılmışa benzemiyor ama. Lan oğlum Joffrey şuraya bir şeyler gönder. Bir adam madam gönder buraya. Bu ne oğlum, her yere haydut kaynıyor. Joffrey oğlum bir şeyler yap lan. Abi. Ben kral şehrine gidemeyeceğim galiba. Ha Joffrey hoş geldin kardeşim, gel bakayım gel. Deli olan bu da hiç. Sevmem şerefsizi. Tam dayaklık. Ben kardeşim buyum. Sen kimsin? Sen bir bok değilsin sen. Sen yakında öldüreceğim elemanlardan birisin işte. Sen busun. Turnuva var. Harika, severiz. Abi şu at daha iyi. Speed 54. Ver. Ver 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 ver. Abi bize kılıç mılıç zırh bir şeyler lazım. Yoksa bu şekilde olmayacak. Oğlum bu ne, burası full şey kaynıyor. Haydut kaynıyor ya. Abi ben bir gün daha bekleyeyim de şu cam biraz iyileşsin. Turnuvayı hemen bitirmeyin oğlum, durun.
Durun Allah aşkına hemen bitirmeyin. Benim canı yok. Bir gün daha, bir gün daha bitirme, bir gün daha bekle, bir gün daha sabahına geleceğim. Sabahına geliyorum bak. Bak sabah geliyorum bak ha. Söz verdim bak, sabah geldim oğlum. Tamam. Sözümüzü tutalım. Oo, kral muhafızı botu verecek. Kral muhafızı zırhı iyidir herhalde. O az önce Joffrey'nin yanında gördüğünüz eleman da kral muhafızlarıydı mesela. O güzel zırhlı olanlar. Onlar olur. Yeriz, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ha bu ejderhalar falan da ne ayak derseniz arkadaşlar. Bu ejderhalarda Essos'ta bizim bir eleman var. Daenerys Targaryen diye. O 3 tane ejderha yumurtası veriyorlar ona. Taşlaşmış. O ejderhalar sonra mucizevi bir şekilde çıkıyor yumurtadan. Normalde kimsenin oradan ejderha çıkacağını falan düşünmüyordu. Ona hediye olarak veriyorlar işte. Bu Dothrak reisiyle evleniyor bu arkadaş. Ondan sonra işte bunun kocası falan ölüyor. Bir şeyler oluyor. Bir olaylar yaşanıyor. Bunun ejderhalar büyüyor. Bu da geliyor Westeros'a tekrar. Ondan sonra olaylar. Ondan sonra olaylar. Altın pelerinsin sen ama pelerinin yok kardeşim. İsmin altın pelerin ama pelerinin yok. Nasıl olacak bu iş? Altın pelerinin nerede senin? Ha bak altın pelerin de bu. Bizim elemanlar ne durumda? 3 kişiyiz biz. Tamam. Şunu da ver. Karakter yürüyemiyor ya. Dur bana bir sıkma dur. Nasıl vurulmadı ona? Allah, saldır Beşiktaş kupaları bizim için kaldır. Şunu vur. Ananın ya. Ya olmaz ama şike var ya. Öldün. Öldün bu sefer. Bu sefer kaçamazsın. Birini öldürürsek bu iş biter. Hayır, atıma vurdu. Ona vur lütfen. Ben değil o ya. Ha gel bakalım sen de aslanım gel. Oo. Ne oldu? Oğlum siz bizi bahçede gördünüz. Bahçıvan mı sandınız lan? Aslan gel. Sakin. Altın pelerini kardeşim sakin. Bu altın pelerini nerede? Kral şehrindeki polis gücü olarak düşünebilirsiniz bunları. Bunlar parayı kim verirse ona çalışırlar ama. Güzel. Bak şu kral muhafızı zırhı bu. Güzel. Harika. Harika. Biraz bir kendimize geldik sanki ha, değil mi? Hoppa. Güzel. Güzel. Ben zırhımı alayım. Bana bir şeyler verilecekti. Anlaşma bu şekilde. Alayım abi. Vallahi hiç yoktan bir şeyler giyelim artık ya. Şambar olan alıyoruz yoksa. Varys Clothes. Bu Varys de istihbaratçı bir arkadaş kendisi. O altın pelerinli şey mi bu? Ama arkasında pelerin olmayan hali. Kral muhafızı pelerini var burada. Varys'in şeyi var. Daha güzel bir zırh yok mu şu an? Şu an daha henüz daha doğru düzgün zırhlar gelmedi. Yavaş yavaş gelecek. Daha oyuna yeni başladığımızdan dolayı daha şehirler dolu değil. Bir şeye bakmak istiyorum. Şey var mı? Ha var. Var. Güzel, bunlardan ucundan bir toplayalım. Demirciliğe bu ucundan bir başlayalım. Bir niyet ettik demircilik yapmaya. Bismillah. Bizim bu arada tek elle de şu yeteneği hala kazanamadık mı ya? Yok, kazanamadık daha. Onu almamız lazım. Onu almamız lazım ha bizim. Bizim onu kesinlikle ve kesinlikle almamız lazım.
Şimdi manevrayı ver ya. Charge damage hiçbir okumuza yaramıyor. Gerçi ben full geçen şeyde charge damage ile alakalı güzel işler başarmıştık ama neyse şunu al. Bizim binicilere de faydamız dokunur. Şundan bir kademe vereceğim. Şunu alalım çünkü yani. Bir kademe verdim buraya. Enter Smithy. Şunu bir ver bakalım. Şimdi neler var burada? Ne lan bu? Aa, güzel yapabileceğimiz şeyler var. Onunun nikahı 10 tane şamçeli istiyor. Ne bu? Dark Sister Blade. Bu şeyin House of Dragons'taki neydi o adamın adı? Neydi lan? Rhaenyra'nın kocası işte. Hem amcası hem dayısı hem kocası. Neydi House of Dragons cast? Daemon, Daemon'du ya. Daemon. Hah, Daemon. Daemon'un şeyi bu. Kılıcı. Dark Sister. Oğlum neymiş bu? Oğlum ben Şam çeliğine gidip full bunları yapmak isterim. Çok güzel lan. Ama tek elli. Bunlar tek elli. Tek elli kılıç istemem. Tek elli de haşmetli bir tek elli gibi gözüküyor bunlar. Valla. Abi biz boşuna çift elliye yetenek verdik. Ben size söyleyeyim mi? Biz tek elli gideceğiz. Biz bu seride tek elli gideceğiz hocam ilk defa. Çok güzel kılıçlar var abi. Ben çift ellinin hasarı yerine tek elliyi gözükmesini tercih ederim. Çok güzel gözüküyor oğlum onlar. Ne öyle? Çok güzel kılıçlar var. Ya biz bir ara yeteneklerimizi sıfırlayalım. Biz bir ara kesinlikle ve kesinlikle yeteneklerimizi sıfırlayalım arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor abi. Aşırı güzel gözüküyor. Öyle böyle değil. Çok güzel gözüküyor ya. Ben onu kullanmadan yapamam. Bizim onları kullanmamız lazım. Burada güzel zırh var mı babacık? Westerland şeyleri var. Lannister armoru. İşte bak bu. Bu zırhı ben çok seviyorum. Şöyle olacaksın abi. Jaime'ninki daha güzel ama Jaime'nin Lannister şeyini alsak daha güzel olur. Bak bunlar çok güzel. Bir de kafası da lazım buna. Güzel. Güzel zırhlar var. Oo, bakalım. Oluyor da sanki bir şey edecek. İsmi güzel ama kendisi pek bir boka yaramıyor. Bu yeni bir kılıç değil. Bu eskisinde de vardı zaten. Gerçi gürzmüş zaten bu. Okçuları bir önce indirsek güzel olurdu da. Bana bir atlı versene ya burada. Neyse atlı verme de. Çift elli kılıçta bir şey yok mu abicim burada? Şu okçunun üzerine ben bir gideyim. Şu okçuları bir bitirelim. Atlılar kolay. Atlılar halledilir babacık. Atlıları her halükarda halledersin. Oo, bende iki tane arbalet var. Ana! Dur diğerini de yenile. İki arbalet birden. Güzel. İyi bir teknik. Lan dur ben bir şey denerken bana ok sıkıyorsunuz ya. Tamam. Hocam iki arbaletle oynamak zor. Bana bir mızrak lazım şu süvarileri benim öldürebilmem için. Lan hepiniz niye bana vuruyorsunuz? Allah Allah, neyse mızrağım geldi. Mızrağım geldi. Bakalım hanginize saplanacak. Hop. Hiçbirinize saplanmadı. Yanlış cevap. Hiçbiri cevap. Gel bakalım aslanım gel. Yer 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 geliyor 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 geliyor. Yine kimse gelmedi. Evet, yetenek abidesiyiz yemin ederim. Ya bu yetenek farklı bir yetenek. Siz orada ne yapıyorsunuz oğlum kaç kişi? Oğlum niye gitmiyor girmiyor kimseye bu? Allah Allah. Ya yok kargıyı kullanmayacağım ben. Kargı halinde değil de normal kendim kullanacağım ya. Kargı bir boka yaramıyor abi. Vallahi böyle daha güzel. Ben böyle en azından vurabiliyorum. Güzel. Güzel. Hah, işte bu ya. Bak bana süvariyi verince olay yerine nasıl intikal ettik evet. Bende kalkan var. Ben niye kaçıyorum lan? Gençler gelin gençler buraya. Oo. Hop fake. Loop'a girdim birader. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
Gel abi. Güzel, artık tek elde yeteneği de aldık. Senin at, sen niye attan düşmedin? Yok mu oğlum, ok şunun atına vuralım. Atına ok vuracaktım da yok. Gel delikanlı gel. Oğlum vurun şunu, atından düşürün, gerisini hallederiz. Oğlum ata vur, ata. Attan düşür yeter. Dingil önündeki adama vurabiliyorsun. Sen Sturgill ne geziyorsun lan burada? Oğlum buraya siz de mi geldiniz? Ben geldim bu kutuya, siz de mi geldiniz lan? Oğlum şu ata vur. Kör gözünü. Kendi adamımı öldürebilsem keşke. Onu öldürür, okunu alır vururum. Arkadaş şunun atına vurun. Maraton yaptı şerefsiz. Hah bu ya. Maraton yaptı ya. Allah Allah. Kaç 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 kaç. Hoppa juppa hoppa. Aslan aslan, sakin sakin, kendine gel. Kendine gel, sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun da öğreneceksin ama. Kimse daha bilmiyor henüz. Hoppa juppa. Güzel. Şimdi bu bizim malla kapışacağız. Bu sevmediğimiz malla. Mala ölürsem kendime saygı duymam. Neyse ki ölmedik. Neydi öldün, neydi bunun? Polan. Yok neydi bu, şeydi. Knight's Paul mu? Bir şeydi. Bir tane gürzdü değil mi? Ha bu. Bu. Ama bize şey lazım biraz. O kabile şey lazım biraz yetenek için. Ha şunu aldık artık, turnuva kaybetmeye son. Ben tekelliye biraz yetenek vereyim. Tekelliye değil de direkt olarak kılıç kabiliyetine biraz yetenek vereyim. Silah kabiliyetine. Çünkü orada çok güzel kılıçlar gördüm. Biz onları yapar, onları kullanırız abi. Mükemmel görünüyordu ya onlar. Onları kesinlikle kullanmam lazım benim. Kesinlikle. Evet dostlar, bu bölümün burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.